Herkese merhaba. Bugün Soğuk Savaş tarihinde Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa Birliği fikrinin doğuşunu ve gelişimini, Fransa'da Charles de Gaulle'un politikalarını, Batı Almanya'da Willy Brandt'ın ospolitik yaklaşımını ve Avrupa'da detente dediğimiz yumuşama dönemini göreceğiz. Aslında bir bütün Avrupa fikri, Romalılardan Kutsal Roma Germenlere, Napolyon'dan Hitler'e kadar gelen bir ülkeydi. Ancak 20. yüzyıl Avrupa Birliği savaş meydanlarında değil, ekonomik birliktelikte olacaktı. Bu kadar hızlı bir etkileşimin sebebi doğuda yükselen Sovyet tehdidiydi. Almanya ve Fransa eski düşmanlıkları bir kenara bıraktılar. Avrupalılık demek, antik Yunan değerlerinin Rönesans ve daha sonra aydınlanma ile yükselmesiydi. Tarihte Türk devletlerini tehdit olarak algılayan Avrupa, şimdi de Sovyet tehdidi karşısında aydınlanma değerlerinin ışığında bir araya gelmişti. Ama birçoklarına göre Avrupa'yı bir araya getiren şey ortak Hristiyan dini değerlerdi. İki Dünya Savaşı'nın Avrupa'ya getirdiği yıkım ve bir daha bu yıkımı yaşamak istememeleri ve Avrupa ülkelerinin kolonilerini kaybetme riski Avrupa etki alanının kaybolması anlamına geliyordu. İngiltere serbest ticaret anlaşması dışında bir oluşumu desteklemediğini söyleyerek birlik fikirlerine engel oluyordu. Birleşmiş bir Almanya ve Fransa'nın kendisine tehdit olmasından korkuyordu. İlk girişim 1949'da Avrupa Konseyi'nin kurulması oldu. Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi ve Mahkemeleri konsey tarafından kuruldu ve Avrupa'nın hukuksal ve insani değerler çerçevesinde birleşmesi amaçlandı. 1947-48'de Avrupa Kalkınma Programı, diğer adıyla Marshall Yardımları çerçevesinde Amerikan yardımlarıyla savaşın yaralarını sararlarken birlikte hareket etme fikrine alışıyorlardı. Almanya'nın da programa dahil edilmesi eski düşmanların artık dost olmaları gerektiğini gösteriyordu. 1951'de Batı Almanya ve Fransa Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kurdular. Savaştan sonra Fransa, daha önce Almanya'ya ait çelik üretim bölgesi Saarland'ı kontrol altında tutuyordu. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, kömür ve çelik üretimini ortak yapma fikriyle iki ülke arasında uzun zamandır devam eden doğal kaynakların kontrol noktasındaki rekabete son veriyordu. Topluluğun başkanı Jean Monnet, Avrupa entegrasyonunun babası olarak kabul edilmektedir. Topluluğa Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda katıldılar. Kurucu altılı oldular. İngiltere katılmadı. Fransa'nın Birleşik bir Avrupa ordusu fikri ise Amerika'nın yeni dünya düzeninde ağırlığından dolayı hayata geçirilmedi ve Avrupa Askeri Birliği Amerika önderliğinde NATO bünyesine gerçekleşti. 1957'de bir araya gelen bu altı devlet, ekonomik entegrasyonun geniş bir spektruma yayılması adına yaptıkları görüşmeler sonucu Roma Anlaşmalarını imzaladılar ve kuruluşun adı Avrupa Ekonomi Topluluğu oldu. Fransa'nın kuruluş içinde baskın rolü bazen problemler çıkmasına neden olabiliyordu. Charles de Gaulle liderliğinde Fransa kendi nükleer silah programını başlatmış ve 1965'te boş sandalye krizinde 6 ay boyunca örgütün çalışmasını engellemiş, tarımsal konularda veto hakkını talep etmiş ve kazanmıştı. 1968'de gümrük birliğini kurarak Amerika'ya karşı gümrük tarif konularında güçlü bir konuma gelmişlerdi. Fransa, örgüt içindeki üstünlüğünü kaybetmemek adına örgütün genişlemesine karşı çıkıyor, İngiltere'nin üye olmasına engel oluyordu. İngiltere ilk başta kolonilerle kurmuş olduğu ticari bağlar ve ekonomik gücünden dolayı örgüte girmeye gerek görmemişti. Ancak 1950'lerin sonlarından itibaren hızla kolonilerini kaybetmesinden dolayı Avrupa ile ticari ilişki kurma ihtiyacını getirdi. 1960'da Avrupa topluluğundan bağımsız olarak kendi EFTA, Avrupa Serbest Ticaret Birliği denilen örgütünü kurdu. Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere EFTA'nın kurucu üyeleriydi. İngiltere 1961'de Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yaptı. Fransa'nın vetosundan dolayı 1973 senesine kadar İngiltere topluluğa üye olamadı. 1973'te İngiltere, Danimarka ve İrlanda'nın katılmasıyla ve gümrük birliğinin kurulmuş olmasından dolayı topluluk dünya ekonomisine ağırlığını koymaya başladı. 1980'lerde genişlemesine devam eden topluluk, 1981'de Yunanistan'ı, 1986'da Portekiz ve İspanya'yı üye yaptı. Üç devlet de diktatör rejimleriyle yönetilmekteydi ve demokrasiye geçtikleri için kabul edildiler. Topluluğa girişin şartı demokratik değerlere saygı olarak görüldüğünden, Soğuk Savaş sonrası düzende eski komünist devletlerin üyeliklerinin gerekçesi demokrasiye katılımları olarak açıklanacaktı. Genişlemelerle birlikte topluluk daha siyasi bir birliktelik haline gelmeye başladı. 1979'da Avrupa Parlamentosu ilk seçimlerini yapmıştı ve siyasi kararlarda etkinliği artmaya başlamıştı. Amerikan dolarının altına endekslendiği Bretton Woods sisteminin 1971'de Amerika tarafından durdurulması ve doların serbest piyasalık kur sistemine geçmesi Avrupa para birimi üzerine tartışmaları hızlandırmıştı. 1979'da Avrupa para sistemi kuruldu ve yerel para birimlerinin alışverişi bir düzene oturdu. Aralık 1985'te Avrupa tek senede Avrupa ülkelerinin tek bir ortak pazarının kuruluşunu sağlamıştı.
Ayrıca anlaşma ile Avrupa Politik Dayanışması dış politikada tek sesliliği kurmuştu. 1970'lerde Avrupa ekonomileri yavaşlamıştı ve iş çevreleri de bir birlik olsa da ülke bazında farklı kanunların ve uygulamaların serbest ticareti yavaşlattığını söylüyordu. Bu yüzden hem siyasi hem ekonomik alanda atılan bu adımlarla gerçekten bir birlik olma yoluna gitmişlerdi. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Soğuk Savaş'ın bitişiyle Alman Başbakanı Helmut Kohl ve Fransız Cumhurbaşkanı François Mitterrand önderliğinde 1992'de Maastricht Anlaşması imzalandı. Örgütün yeni ismi Avrupa Birliği oldu. Tek bir para birimi üzerine anlaşıldı ve 10 sene sonra Euro dolaşıma girecekti. Avrupa Merkez Bankası kuruldu. Politik, güvenlik, hukuksal, parasal ortak kanunların uygulamaya konulmasına karar verildi. İngiltere ortak para birimine katılmayacağını deklare etti. Yoğun müzakerelerden sonra dahi İngiltere kararından vazgeçmedi ve Danimarka'da katılmadı. Fransız halkı çok küçük bir farklı anlaşmayı onayladı. Almanlar daha yüksek bir oranda kabul gösterdiler. Maastricht'ten sonra bir dizi anlaşma ile kapsamı genişletildi. 1997'de Amsterdam Anlaşması ile ortak dış politika konularında ve işsizlik konularında düzenlemeler getirildi. Anlaşma ile Avrupa Parlamentosu'nun gücü artırıldı. 2001 Nice Anlaşması ile parlamento seçim esasları düzenlendi. Avrupa genişlemesiyle 2013'te 28 sayıya ulaştı. 2007'de üye devletlerin nüfusu 493 milyondu ve bu nüfusun sadece 215 milyonu kurucu üyelerdendi. 1995'te Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in girişi Avrupa değerleri açısından bir sorun teşkil etmemişti. İsviçre ve Norveç kişisel ekemenliklerinin ödün vermemek için katılmamışlardı. 2004'te Güney Kıbrıs, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya AB'ye katıldılar. Bu 10 ülkenin ülke kişi başı geliri 9.000 euro iken mevcut üye ülkelerde kişi başına düşen gelir 20.000 euro idi. 2007'de giren Bulgaristan ve Romanya'da bu rakam daha da düşüktü. Bu görece fakir ülkeler ekonomilerini güçlendirmek ve komünizm sonrası askeri olarak NATO şemsiyesi, siyasi ve ekonomik olarak AB'nin altına girmek istemişlerdi. Mevcut AB üyeleri ise Yugoslavya savaşlarında görüldüğü üzere sınırlarında istikrarsızlık istememiş ve bu ülkelerin demokrasiye geçmeleriyle birliğe katılmalarına izin vermişlerdi. Ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinin iş gücü nüfusu Batı Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarına hizmet ediyordu. Her ne kadar birlik mucizeler yarattıysa da ortak bir dış politika ve güvenlik mekanizmasını sağlamada başarılı olamadı. Afrika gibi insani yardım kampanyalarında hareket edebiliyorlarken 1999'da Kosova veya 2001'de Afganistan'a müdahalede Amerika'nın öncülüğünde NATO ile hareket etmişlerdi. Zaten Finlandiya ve Malta'nın ortak bir güvenlik parametresine buluşması çok zordu. Ne zaman Fransa bir Avrupa ordusu fikri ortalsa gerçekleşemiyor ve en son Rusya-Ukrayna savaşında da görüldüğü üzere güvenlik alanında Amerika'nın Avrupa üzerindeki egomanyası devam etmekte. Dış ilişkilerde daha güçlü bir mekanizması için 2007'de Lisbon Anlaşması'nı imzaladılarsa da sonrasında gelen global ekonomik krizden dolayı istenilen sonucu alamamışlardır. 2008'de küresel ekonomik kriz Avrupa'da bir Eurozone krizine yol açtı. 2009'da Yunanistan cari açığının yıllık milli hasılasının %12.7'si olduğunu ilan etti. Maastricht Anlaşması'na belirlenen tavan rakamın 4 katıydı. Yunan hükümetinin tahminlerinin 2 katıydı. IMF ve Avrupa'dan 110 milyar kredi aldılar. Emekli maaşlarında kesinti, geç yaşlı emeklilik ve sosyal yardımlarda kesintiler halk eylemlerine yol açtı. 2012'de bir daha 130 milyar kredi verildi. Aynı dönemde İrlanda'da gayrimenkul balonu patladı. İrlanda'ya da kurtarma paketi verildi. Portekiz, İspanya ve Güney Kıbrıs'ta şok dalgasından etkilendiler ve yardım aldılar. 2011'de Avrupa Finans Stabilizasyonu Mekanizması kuruldu. Bu krizler sırasında üye devletler arasında birliğin sona ermesi tartışmaları çıktı. Krizden etkilenen ülkelerde AB karşıtı aşırı sağcı partiler güç kazandı. Almanya krizden etkilenmeyerek kredi veren tarafta olduğundan birlik için etkinliğini arttırdı. Gene de AB, üye olmak isteyen devletler için halen bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor ve 2013 yılında Hırvatistan katıldı. Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye aday ülkeler olarak çalışmalarını yapmaktadır. En son Ukrayna adaylık için başvuru yapmıştır. Ancak İngiltere'nin referandum ile birlikten çıkması Avrupa Birliği'nin geleceği açısından en büyük şok etkisini yaratmıştır. İngiltere'nin bundan sonraki ekonomik gidişatı AB'den ayrılmayı tartışan diğer ülkeler için olumlu veya olumsuz bir örnek olacaktır. Tekrar Soğuk Savaş'a dönecek olursak, Amerika olası bir Sovyet saldırısında Avrupa'nın yanında yer alır mıydı? Bu Avrupa devletleri için önemli bir soru işaretiydi. Japonya'nın ve Batı Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak güçlenmesi Amerika'nın dünya ekonomisindeki tekelini bozmuştu ve Fransız Charles de Gaulle Amerika'nın Avrupa üzerindeki egemenliğini sorguluyordu.
Almanya ve Fransa'nın işbirliğinde Avrupa Ekonomik Teşkilatı'nın gelişmesi, Amerikan dostu olarak görülen İngiltere'nin iki başvurusunun reddedilmesi ve Fransa'nın NATO'dan çekilmesi ve Fransa'nın nükleer silah geliştirmesi, Fransa'nın Avrupa egemenliği noktasında Amerika'ya alternatif olma çabalarıydı. 1962'den 1965'te yeniden başkan seçilene kadar de Gaulle, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu Fransız çıkarlarına, özellikle de tarımsal çıkarlara hizmet etmek için kullandı. Fransa'nın Uluslararası Kuzey Atlantik Anlaşması örgütüne katılımı giderek geri çekildi. Çünkü de Gaulle'ün Fransa'ya yönelik politikası ulusal bağımsızlık ve yalnızca ulus devletler arasındaki anlaşmalara dayanan uluslararası işbirliği politikasıydı. 1965'teki başkanlık kampanyasının ana teması buydu. 21 Aralık'ta sosyalist François Mitterrand'ın şaşırtıcı derecede güçlü meydan okumasıyla karşılaştıktan sonra yalnızca ikinci turda da olsa yeniden seçildi. 7 Mart 1966'da de Gaulle, Fransa'nın NATO'nun entegre askeri komutanlığından çekildiğini ancak ittifaktan çekilmediğini duyurdu. Başkan olarak ikinci döneminin geri kalanında da de Gaulle dikkatini giderek daha geniş alanlara çevirdi. Ocak 1964'te Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ticari ve kültürel ilişkileri teşvik ederek ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyarak demir perde gerisindeki ülkelerle yumuşama ve işbirliği politikasını başlatmıştı. Vietnam Savaşı'nda ilgili tüm uluslar için gerekli ön hazırlığının tüm ABD birliklerinin Vietnam'dan çekilmesi olacağını duyuruyordu. Kanada'ya, Uzak Doğu'ya ve tüm Latin Amerika'ya yapılan ziyaretlerle birlikte bu faaliyetler, öncelikle Fransızca konuşan ülkelerde veya ortak bir bağdan kaynaklanan bu bağları paylaşan ülkelerle Fransa'nın nüfuzunu arttırmaya amaçlayan bir politikanın parçasıydı. Koşullar başarısının aleyhine işledi. Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki Sovyet hakimiyetinin kademeli olarak gevşetilmesi anlamına gelen uydudan arındırma teorisi 1968'de Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgal etmesiyle vahşice geçersiz kılındı. Üstelik Fransa'nın bu ülkeler üzerinde herhangi bir gerçek ağırlığı olduğuna dair bir kanıtı yoktu. Mayıs 1968'deki siyasi ve ekonomik krizin ortaya çıkardığı gibi Fransa, de Gaulle'ün Atlantik'ten Urallara kadar Avrupa olarak adlandırdığı bölgede lider rolünü oynayacak ne iç bütünlüğe ne de mali kaynaklara sahipti. Batı Almanya ise ekonomik olarak güçleniyordu ve Doğu Almanya ile yakınlaşma ve birleşme fikrini savunuyordu. Daha önce Hallstein doktrinine göre Batı Almanya, Doğu Almanya ve Sovyetler ile bir ilişki kurmayacaktı ve Doğu Almanya ekonomik olarak yıkıldığında Batı ile birleşecekti. Ancak Berlin Duvarı'nın inşasıyla iki ülke arasındaki ayrılık betona büründü. 1967 tarihli NATO Harmel raporu hem Avrupa ülkelerinin kendisinin savunma kapasitelerini arttırmayı hem de Doğu Avrupa ülkeleriyle olan bariyerlerin kaldırılmasını tavsiye ediyordu. Avrupa'da yumuşama başlamıştı ve sorunlar diplomasiyle çözülmeliydi. Ostpolitik bu yaklaşımı yansıtıyordu. Sovyetler, Polonya, Çekoslovakya gibi ülkelere olası bir Alman birleşiminin tehdit oluşturmayacağı anlatılmalıydı. Ayrıca Doğu Almanya ile tek millet iki devlet anlayışıyla yakınlaşılırsa diyalog yoluyla birleşmeye doğru gidilebilirdi. Ostpolitik, Almanca Doğu politikası anlamına geliyordu ve Batı Almanya'nın dış politikası olarak 1960'ların sonlarında başlamıştı. Willy Brandt'ın Dışişleri Bakanı ve ardından şansölye olarak başlattığı bu politika, Sovyet bloğu ülkeleriyle yumuşama, Doğu Alman hükümetini tanıma ve diğer Sovyet bloğu ülkeleriyle ticari ilişkileri genişletme politikasıydı. 1970 yılında Sovyetler Birliği ile ilişkilerinde güç kullanımından vazgeçen anlaşmalar imzalandı ve Polonya ile Almanya'nın 1945'te Oder-Neisse hattının doğusundaki kayıplarını kabul eden anlaşmalar imzalandı. Politika şansölye Helmut Schmidt tarafından sürdürüldü. Ve böylelikle bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Doğu Avrupa'da Soğuk Savaşı, Çekoslovakya'da Sovyetler Birliği karşıtı Prag Bağrı'nın Sovyet tanklarıyla sona erişini, Polonya'nın Kilisenin de desteğiyle daha bağımsız hareket edebilmesini ve Akdeniz Havzası'nda Portekiz ve İspanya'daki diktatörlük rejimlerinin sona erişini, Mısır'ın İsrail'e olan savaşlarını ve Kıbrıs'ın NATO'nun iki üyesi olan Türkiye ve Yunanistan'ı nasıl karşı karşıya getirdiğini göreceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.